Şimdi bence haklı yani, ne gereği var ki? Ama şöyle bir durum var. İnsanın kendini bence rahat ve bakımlı hissetmesi gerekiyor. Bu yüzden yaptırması da gerekir. Ama diyorsa ki ama kimse görmüyor, o zaman kasmasın. Bu olay tüm kış boyunca. Tüm kış boyuncaysa kış boyunca ağda yapmayan kadın o kıllarını örüyordur. Hatta kuaföre gidip bakım bile yaptırıyordur. Rengini beğenmediyse boyatıyordur da. Kışın ağda yapmayan kadın, sevişmeyen kadındır. Yani bir de bir kadının üşengeçlik belirtisidir yani şu aylarda. Ne aman kim görecek falan. Öyle yani. Ya kadınlar sıcak tutuyor bahanesiyle. Kışın ağda yapmıyorlar. Aslında sıcak tuttu falan yok. Üşengeçlik ya. Üşengeçliğinden yapmıyor yani. Birkaç kere şahit oldum. Altına pantolon giyip oturuyor. Ondan sonra bacak bacak üstüne atıyor. O zaman da bileğindeki kıllar meydana çıkıyor. Ya sırf bu yüzden 4-5 ay seks yapamadım, iğrendim. Sizin benim isteklerimle oynamaya ne hakkınız var ya? Temiz ol, temiz, gerizekalı. Kışın ağda yapmayan kadın. Aha işte bu rengi bulur lan. Vallahi. Ama gerçi niye yapsın ki, kışın sonuçta bir yerlerini göstermek zorunda değil. Göstermese de olur. Ben şunu biliyorum ya. Abi kız burasını almıyor ya. Ötesi yok lütfen. Neyse gittim ben. Sevgilisi olmadığından, yaz mevsimi de bittiğinden, başkalarının yanında soyunma ihtimali yok denilecek kadar azalmış dişilerimizdir bunlar. Bunlar ağdayı temizlik aracı olarak değil, sadece görüntü kurtarıcı olarak benimsemiş kadınlarımızdır. Bu resmen bir kadının kendine yaptığı saygısızlıktır. Neden yazın açık giyiniyor? Neden? Çünkü herkes görüyor. Herkese güzel görünüyor. Sen önce kendine güzel görün. Başkasına değil. Sen önce kendini beğen. Başkası seni beğenmesin. Tamam biliyoruz ağda canlı yakıyor da. Bence yazın neysen kışın da o. Aşkım benim ya. Seni var ya çok özledim. Hele şunu bir kaldır. Lan kaldır lan. Ya hele bir kaldır. Kaldırmasaydın keşke. Bu ne amına? Kör oldu. Bana ne yapmasa yapmasın. Ya yoldan geçen bir ablamızsa, herhangi bir vatandaşsa, bayan, bana ne? Ne abartsa yapsın. İsterse yazın da al ya. Düşündükçe bir kötü oluyorum da. Ama benim hayatımda yeri olan biri ise alırsa sevinirim. Yani. He ya, bir de öyle bir tür var değil mi? Ya bu sezonluk olmamalı. Kesinlikle yaz kış olmalı. Çünkü biliyorsun kış herhangi bir durumda. Ya benim atlet don giymeyen arkadaşlarım var, anladın mı? Yaz kış fark etmiyor. Durum olduğunda hemen hazır olacak. Bundan dolayı yapın abi ne olur. Abi kokuyorsunuz ya, kokuyorsunuz. En azından şuralar yani şuralar. Lütfen ya. Kokuyorsunuz gerçekten. Kışın kadınlar ağda yapmıyorsa erkekler de düzenli olarak duşa girip temizliklerine dikkat etmiyorlar. Bu durumda kadın ya da erkek ayırt etmeden temizlik imandan gelir diyerek kadınları ağda yapmaya, beyleri de duşa davet ediyorum. Teşekkürler efendim. Yani şimdi kimin yapıp kimin yapmadığına karışmayacağım da ben rahat edemiyorum. Yani bu kişiye bağlı olan bir şey bence. Onun haricinde belki kız kıllı takılmayı seviyor. O da bir bakış açısı. O da kendini öyle rahat hissediyor. Ne diyelim? Zorla açıp alacak halimiz yok ya. Ne yapalım? Merhaba sayın bayan. Kışın ağda yapmıyorsunuz. Neden? Ben çift ton giyiyorum. Soğuk oluyor. Nasıl olsa bacaklarımı göstermiyorum yani. Kışın ağda yapmayan kadın en sevdiğim kadındır. Doğaldır. Tazedir. Kendine güveniyordur. Kendine güvenen kadınları severim. Benim adım Cafer. En sevdiğim kadın bacak kıllarını ve koltuk altı kıllarını almayan kadındır. Yalarım. Yeni doldu yüzde.